Babalar, 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 cümleden herkese merhabalar. Allah bizi aldı, Allah baba bizi harbiden fena çarptı. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, detaylara gireceğim, bütün detaylara. Ve sakin bir yere geçip mesela bir ağaçta dinlenmek istiyorsun. Bakıyorsun insanlar sana böyle negatif yaklaşıyor, tamam mı? Bakışlarıyla, mimiklerle olsun, tamam mı? Onun da sebebini araştırdım, adamlar haklı. Ağaçların altına bakıyorsun mesela, tut ağaçların altına, gölgelik yerlere, nerede bir tane müptezel, ayyaş, alkolik varsa geliyor burada biraları içiyor. Geliyorlar bu ağaçların dibine, atıyorlar kutularına, pisliklerine, mikroplarına. İnsanlar da tepki vermekte haklı diye. Yani velhasıl kelam 3-5 tane iyi insan kalmış ortalıkta. Onlar da bu tür şerefsizler yüzünden bozuluyor. Yani memleket ondan sonra baba zincirleme, düzgün insan kalmıyor. Yani Allah sonumuzu hayır. Neyse, gelelim konumuza babam. Allah babaya diss attık ya baba. Öbür gün baba öyle bir gaza yaptım. Daha evvelki gün yapmıştım. Ondan evvelki birkaç gün önce de yapmıştım. Yani 2-3 defa atlattım, tamam mı? En son artık burama kadar geldi. Ondan sonra dedim ki videoyu çekeyim abi. Yani Allah'a isyan değil abi bizimkisi. Tövbe, şöyle bir şey zaten haddimize düşmez de. Bizimkisi inceden bir sitem ve haklıyız da abi. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle söyleyeyim. Haklıyız derken insanlara şunu anlatayım. Mesela örnek veriyorum ben. İnceden bir sitem edince, tamam mı? Bazıları da kendi dertlerini büyük zannedip onlar da böyle sitemin eşiğine falan filan geliyor ya. He babacığım, gelme babacığım. Niye? Çünkü sen öyle bir mazeretin olamaz. Hani sendeki dert dert değil baba, anladın mı? Hani sendeki derdi bizler nimet sayıyoruz. Nimet ne? Hani güzel bir şey. Dert ne? Kötü bir şey. Sen kendikini dert sanıyorsun ya, biz onu nimetten sayıyoruz. O yüzden de senin isyan hakkın yok babacığım. Okey. Buradan tüm sevenlerime de ve sevmeyenlerime de duyurulur. Şimdi bazıları kendince diyecek işte senin ne derdin var. Bir de yorumlarda mesela bazen düşürürler işte reis işte haline şükret, işte şu sorunlu olan var, bu sorunlu olan, sağlık sorunu olan var, aile. Babacığım, 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 bak. Bak size, bak size hepsini anlatayım. Şimdi ben kendiliğimden bilge bir insanım, tamam mı? Kendiliğinden böyle en ufak bir şeyde sitem edecek bir insan değilim, sıradan bir insan değilim. Ben bile sistemin eşine gelmişsem abi bil ki buraya kadar dolmuşumdur. Bak size şunu anlatayım. Dünyada mesela, tamam, dünyada türlü türlü dertler vardır. Türlü türlü dertler, tamam mı? Bir sürü çeşidi vardır. Mesela adam vardır, örnek veriyorum, bir kızı canı gönülden sevmiştir, ayrılmıştır veyahut da işte kavuşamamıştır falan filan. Biz onun feriştanı yaşadık. Sevdanın da feriştanı yaşadık. Ayrılığın da feriştanı yaşadık. Üzüntünün de feriştanı yaşadık. Anlatabiliyor muyum? Yani bir insanın, tamam, bir insanın yaşayabileceği ne kadar dert varsa hepsi bende var. Bazı insan mesela bir tane çekmiştir, tamam mı? Örnek veriyorum ya, sevdiğinden ayrılmıştır, tamam, okey, haklı, amenna. Öbür türlü adama bakıyorsun mesela, örnek veriyorum, iş yeri açmıştır vesaire, kapatmıştır falan filan, tamam mı? Biz onu da yaşadık. Salonu kastetmiyorum. Salondan önce bir sürü iş yeri açtım, kapattım, tamam mı? Yani tamamıyla örnek veriyorum size, insanların o çeliğinden. Hiçbir de benim başarısızlığımdan falan filan değil. Yani mesela bir döner yeri açtım, örnek veriyorum, usta arıyorsun, usta mal. Eleman arıyorsun, eleman mal. E baba, ben tutup da hem ustalık hem elemanlık hem paket hem servis yapamazsın yine baba, yani anlatabiliyor muyum? Olmaz yani. Bir yerden sonra insanlar o kadar salaktı ki, usta o kadar gerizekalıydı ki, başka usta arıyorsun. Şimdi diyeceksiniz ki reis, başka usta al, onu almak zorunda değilsin, onunla devam etmek zorunda değilsin. E gerizekalı, ama ne yapayım, sizin aklınızdan geçeni ben okuyorum, ben onlardan daha evvelini de görüyorum, ona göre de cevap veriyorum. İlla her şey gördüğünüz, illa her beyninizden geçene cevap vermek zorunda mıyım ben anlamanız için? Yani biz de tuttuk mesela, başka bir salak aldık, o ondan salak çıktı, başka bir salak aldık, o da salak çıktı. 5-6 tane salak, amına koyayım, memleketteki bütün salakları da deneyecek değiliz ya. En son baktım olacak gibi değil. Arkadaşımı aradım, bu işlerden anlayan, dedim baba sen bana bir günlüğüne gel. Hani normalde çalışmaya geldiysem gelmezdi, çalışıyordu falan filan. Gel dedim, bana bir günlüğüne öğret, birkaç saatliğine de o dahi olsa öğret. Ben bu pezevenklerin karnı çekerim, kendim çekerim. Ben öyle bir insanım yani. Hayatım boyunca en çok da bu konuda yıprandım mesela. Hangi iş olursa olsun, ne iş olursa olsun, bu duvar yıkma olur, moloz taşıma olur, inşaat işi olur falan filan. Yani aklınıza ne geliyorsa her işte mesela, tamam mı? Birilerini çağırırım, usta olsun işte, şudur budur falan filan. Bakarım ki adam malın teki, abi bir yere kadar sabrederim. Bir yerden sonra abi kovarım, o işi kendim yaparım. İşte her şeyi de yaptığım için bundan dolayı da çok yıprandım. Düşünün ya, bir insan yarım saat içerisinde dönerci ustası olabilir mi ya? Yarım saat içerisinde dönerci ustası olduğunu düşünebiliyor musun abi ya? Ya? Niye? Mecburdum abi. Ben öyle bir insanım yani, anlatabiliyor muyum? Ama buna göre de yıpranıyorsun işte, anladın mı? Yarım saat içinde dönerci ustası oldum. Kendim yapmaya başladım. Tamam mı? E bu sefer de eleman salak. O salağı gönderiyorsun. Başka biri geliyor. O da salak. Eleman yası sürekli orada duruyor. Bir salak gidiyor. Bir salak geliyor. Salakların haddi hesabı yok. Ve o salakların da hepsi gerizekalı geliyor ya mesela. Örnek veriyorum, adama bir servis, biri sipariş etmiş mesela, tamam mı? Siparişi götürüyor. Beyefendi piyasada yok. Bekle gelsin, diğer siparişlere gitsin. Gidiyor, 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 gidiyor. Anasını bilmem neresine falan filan.
Adamı bulamıyor, tamam mı? Küçük saatte çarşının ortasında adresi bulamayıp geri geliyor. Bir saat sonra, yarım saat sonra geldi, kafayı yeme hadi. Şimdi bu adamı kovmayıp da ne yapacaksın? Yani bunun gibi bir sürü salaklık şu an aklıma bile getirmek istemiyorum, anladın mı? O yüzden de kovuyorsun, kovmak zorunda kalıyorsun. Şimdi git bu geri zekalının, tamam, bu geri zekalıya böyle bir sokak röportajı olsun, tamam mı? O esnada da bu salaklardan olsa, o usta geri zekalılar, bu elemanlar falan filan oradan geçsin. Mikrofonu uzatsın, tutar 50 tane şey sana. Böyle, Türkiye şöyle, Türkiye böyle. Dolar şuraya, dolar böyle. Ben Amerika'ya gitsem şunu yaparım, şuraya gitsem böyle yaparım. Avrupa'ya gitsem böyle yaparsın ya Rabbim, başını yaparsın. Anladın mı? Sen daha burada bir bak yapamıyorsun. Orada nasıl yapacaksın? Geri zekalı olur, geri zekalı. Yani tamamıyla, tamamıyla bu tür problemlere değinen, işte Amerika şöyle, Amerika böyle, Avrupa'da insanlar şöyle şey diyen tiplerin, tamam mı? %100'ü tamamıyla bu tipler. Bak %100'ü diyorum, namusuma değil mi? %1'lik belki yanlış algılama konusunda tamam problemi olanlar vardır. Hani örnek veriyorum, izlemiştir mesela bir transfer, işte Amerika'yı izlemiştir, Avrupa'yı izlemiştir. Herkes öyle zannediyor, tamam mı? Zannediyor ki işte Amerika böyle şudur budur falan filan. Sanki Avrupa Amerika kucağını açmış, bu geri zekalıyı bekliyor, gelse de dolar versek, iş versek. Yavrucuğum sen bir süzme malsan, tamam mı? Dünya neresine gidersen git aynı sen. Hani problem sende. Hani bizim gibi insanlar sistem etmekte haklı. Misal Avrupa olsun, işte Amerika olsun, gelişmiş ülkeler olsun, bizim gibi insanlar gitse her konuda yetenekli olduğu için o insanlar bunu değerlendirir. Yani yeteneği her insan ister. Yetenekli ve hırslı ve azimli çalışan insanı her insan ister, anladın mı? Her insan değerlendirmek ister. Sen de istersin, ben de isterim. Biz istediğimize göre ne olur? Avrupa'da ister, Amerika'da ister. Bütün zeki insanlar zeki insanları yani şey yapmak ister, değerlendirmek ister. Ama sen bir malsan amına koyayım, bu senin için geçerli değil babacığım. Bugün Amerika hayali kullananların tamamı %99'u, tamam ya, hatta %100'ü diyeceğim de o birlik oran da yanlış algılamış. %99 99'u tamamıyla geri zekalı ve boş tipler. Ve ülkede hiçbir cacığa yaramayan tipler. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir mal insanlar, tamam mı? O dönerci, tamam mı? Düşünsene, diyorsun ki filan yerde bir servis, işte neydi? Sipariş vermiş, babacığım bunu götür gel. Adam gidiyor, o adresi bile bulamıyor ama ona göre dünyanın en yeteneklisi o, dünyanın en bilgilisi o. En hırslı, en azimli kardeşimiz bu, amına kodumun beyisiz. Seni ona göre Amerika'yı keşfeden Kristof Kolomb. Tipi bile aklıma geliyor, gülmekten ölüyorum. Ulan dünyada ne gerizekalılar var ya. O yüzden de canımsınız. Bak sosyal medyada o %1'lik kısma sesleniyorum, tamam mı? O %1'lik kısım var ya, hani Avrupa şöyle, Amerika böyle gibi kafasında mesela soru işareti. Canımsınız, bir tanemsiniz. Bu anlattıkların demin, tamam mı? Demin ki anlattıklarımı iyi dinleyin, tamam mı? Böyle boş boş hayaller kurmayın. Adam sen her yerde ekmeğini çıkartırsın ya. Ha, ben demiyorum size, örnek veriyorum, şartlar olarak burayla Avrupa ve Amerika aynı diye. Aynı değil tabii ki abicim, yani. Onu kabul ediyoruz ve söylüyoruz da her şeyde. Yani hiçbir zaman tutup da buranın şartları, buranın şartlarını aynı demiyoruz, tamam mı? Ha, bizde biraz daha zor, okey, ama şu da şu demek oluyor. Yani adam sen mesela çalışıyorsan, tamam mı? Hiçbir yerde aç kalmazsan bir şekilde mesela şeyini, geçimini sağlarsan. Ama geri zekalıysan sen Amerika'da gitsen malsın yani. Bu kadar basit konu. Okey? Şimdi geçelim başka konulara. Dertli konulara. Hani sistem konulara. Mesela benim sistem. Adam der diyor ya mesela, kuş kadar beyniyle, tamam mı? Kuşa taksan kuş ters uçacak beyniyle, geliyor yorumlarda. Şunu yap, bunu yap, şey. Ay ne çıkıyor falan filan işte, daha beter. Lan amına kodumun geri zekalı. Senin şu gördüğün kral, tamam mı? Senin şu gördüğün kral bilgelikte son sınırdayken sistemin eşine gelmişse, oğlum senin hayalinin bile alamayacağı şeyler bu adam çekmiş. Hayalinin bile çekemeyeceğini. Rüyanda görsen sabah intihar edersen, o kadar giderdi yaşamış. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Adam vardır iflas etmiş, orada kalmıştı, tamam mı? Adam vardır sevdiği kızı, bir kızı gerçekten sevmiştir, ayrılmıştır, yolda kavuşamamıştır. Adam vardır, örnek veriyorum sana, hayalleri yıkılmıştır. Adam haklıyken, ha, gerçekleştirebilecekken hayalleri o şeyler yüzünden yıkılmış. Adam vardır, örnek veriyorum size, sağlık sorunları vardır. Feriştahını yaşadım. Defalarca ameliyat oldum, artık hatırlamak bile istemiyorum. O hastanelerin önüne bile geçmek istemiyorum. O kadar çok sağlık sorunu yaşadım. İnsanlar zannetmesin diye, anlatmıyor diye zannetmesinler diye mesela bizim sağlığımız yerinde. Tepeden tırnağa vücudumuzda sağlam bir tane kemik yok. Sağlam bir tane kemik yok. Hepsi o şeyler yüzünden. Yani her kavgada bir yerin gidiyor. Sen dövsen de, yensen de, yenilsen de falan filan, illaki zedeleniyorsun yani, anlatabiliyor muyum? Hani darbe bile almasan yine zedeleniyorsun. Çünkü efor sarf ediyorsun vesaire vesaire. Darbe de alıyorsun, bilmem ne yeri geliyor. Yani bir dünya sıkıntı ya. Hele hele böbrek taşından. Yani aklınıza ne geliyorsa, kalpte sıkıntı var, böbrekte sıkıntı var, bağırsaklarda sıkıntı. Ya sağlam yerimiz yok ya, öyle söyleyeyim ya. Yani yaşıyorsak Allah'ın mucizesi tamamıyla, öyle söyleyeyim. O yüzden de buradan söylüyorum.
Yani zannetmeyin ki siz de mesela örnek veriyorum bir yerde bir sağlık sorunu görürseniz işte adam şükür ediyor. Öbür yerde birini görürseniz işte ben de şunu yaptım falan filan ama şükredeyim falan. Biz onların feriştahını yaşamışız oğlum, saymaya bak, bütün liste şu anda aklıma gelmiyor ya. 100 tane dert çeşidi varsa 100'ünü de çekmişiz de baba. 100'ünü de, anlatabiliyor muyum? O yüzden de tutup da bana salak salak yorum yapmayın. Bu adamın anlattıklarından ders çıkartın ve kendinizi geliştirin. Yaptığınız yorum tamam böyle kaliteli olsun, adam gibi olsun, size yakışan karakterinizin tamam oradaki yansımasıdır. Yani yorumun salaksa muhtemelen sen de salaksın, anladın mı? O yüzden de yorumlara bakıyorsun, tamam mı? Adam akıllı bir sürü insan var. Arada böyle bazı salaklar denk geliyor. Direkt ben kovuyorum mesela. Sağlam yorum yapanları da yeri geliyor sabitliyorum mesela. Okey. Heh. Şimdi baba. Başka ne diyecektik? Heh. Gelelim Allah babaya. Allah baba tamam mı? Allah baba. Şinik, benim yanımda kim olsa tamam mı? İstediğin kadar bilgi ol, taşıyamayacağın kadar yük var ise tamam, buraya kadar gelmişsen sitem edersin, haklısın. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bir benim olaylarıma bakın, bir de sizin olaylarına. Sizinkisi yerdeki sinek bile değilken tamam mı? Sakın ha sakın tutup da sitem edeyim falan filan. O tür durumlara gelmeyin, o tür böyle mallıklar yapayım demeyin. Ben haklıyım, tekrar tekrar söylüyorum. Dünyada çekilebilecek 100 çeşit çile varsa, dert varsa bu kral hepsini çekmiş tamam mı? Bundan dolayı da çok yıprandım. Sitem etmekte haklıyım. Ama tüm bunlara rağmen, tüm bu çileleri çekmeme rağmen, sitemin eşiğine gelmeme rağmen, haklı taraflarım olmasına rağmen yine de bundan sonra etmeyeceğim. Etmeyi de düşünmüyorum. Allah bir daha da o seviyeye de düşürmesin. Çünkü gerçekten abi yani Allah'a mesela örnek bir şey yapıyoruz ya. Lan baba Allah'tan olmasa biz bir saniye duramayız lan. Lan oğlum siz kimsiniz, biz kimiz ki? Bak şimdi videonun başında, tamam videonun başında genel olarak söyledim, tamam genel olarak hani Allah baba yardım etmese hepimiz trav oluruz dedim ya, bunu söylememin sebebi şu. Şimdi diyecekler ki kesin bunun yerine böyle şeyler var falan filan, ya aman avadımın çocuğu. Şimdi o tür salaklara şunu söylüyorum, ben eğer ki videoda bak N yerine M yerine ne yazsaydım, hepiniz yazsaydım, bak bir harf bile nelere yol açıyor, bak bir harf, bak adamdaki krallığa bak ya, bir harf M yerine ne yazsaydım ne olur biliyor musunuz? Nerede ne kadar mesela GDO mağdur varsa izleyecekti. Allah'ım bu adam niye böyle, biz böyle örnek veriyorum, östro seviyemiz düşükken, testomuz düşükken, östro yüksekken bu adam niye full testo, full işte bir şey olmuyor bu adama niye falan filan diye sitem edecekti ve oradan sonra ne olacaktı, ben nazara uğramış olacaktım, anladın mı? Bundan dolayı da olaya kendimi de katıyorum ki çoğul kullanayım, hani kendimi de katıyorum ki birilerinin zoruna gitmesin, anladın mı? Hani hepimiz için geçerli normalde sonuçta, her ne kadar benim testo seviyem yüksek olsa da östro seviyem düşük olsa da adam da olsam sonuçta her şey bunların hepsinin sebebi tamamıyla Allah'tan, yani bizlik bir problem yok. Hiçbir şey bize ait değil babacığım. Hiçbir şey. Ve size şunu söyleyeyim tamam mı? Ve size şunu söyleyeyim, hani biz mesela tamam, ben şimdiye kadar mesela bu ayrıntıyı gözden kaçırmıştım, bunu da yeni edindim. Yani demek Allah içimi duydu tamam mı? Derdimi duydu. Ona göre bana mesela bilgi yolladı. Bilgiyi de sana tutup da yukarıdan gökten vahiyle A4 kağıdıyla gönderecek değil. Veyahut da Cebrail aleyhisselam ne yapıyor? Senin kalbine mesela bir bilgi senin aklına geliyor ya. Onu işte Allah sana güzellik yapıyor. Okey. Mesela şu. Şimdi bizim tamam mı? Bizim. Kendi kendime şunu söylüyor. Lan bu kadar o çelerle dolu bir dünyada örnek veriyorum, biz adamlık mücadelesi veriyor. Tamam haklısın, eyvallah, güzel bir şey ama tutup da bunu başa geçmenin işte ben haklıyım ama bana vereceksin gibisinden mesela şey yaparsan tamam mı? Öyle bir tavır takınırsan o da yanlış. Niye biliyor musun baba? Baba, Allah'taki güzelliğe bak. Kraldaki feriştahlığa bak. Bak böyle bir şey yok ya. Oğlum Allah istese tamam, Allah istese %99'anı ben diyordum ya, ondan 8'ine. Yok abi, yok yok yok. Dünyadaki her şey onun elinde. Bize tamam %1'lik bir şey vermiş. %1'lik. Hani biz mesela bu kadar o çenin arasında adamlık mücadelesi veriyor ya. İnsanız yani, dürüstüz ya. Oğlum o da onun sayesinde lan. Lan o da onun sayesinde. O da ondan olmasa biz de o çoğu oluruz lan. Namusuma değil mi? Hiçbir şey bizden kaynaklı değil. Biz de sadece diyorum ya, yüzde böyle belki de bir bile değil, sıfır sıfır nokta bilmem kaç ya. O yüzden de o krala ne kadar şükretsek azdır. Yani sadece iyi olanlar değil ha, iyi olaylar değil mesela, bizi kazalardan belalardan koruyor işte, kaza şudur budur işte, hastalıklardan falan filan işte, onları zaten açtım. En son ihtimali söylüyorum yani, biz iyiyiz ya diyoruz ya, insanız mesela, dürüstüz ya, Allah bize vermek zorunda gibisinden bir takıntı şey yap, takınıyoruz ya tavır, o da yanlış baba, o da yanlış. Eğer ki ondan olmasa biz iyi de olamayız, o iyi insanız ya, o da olmaz baba, yani dürüstsek o da onun sayesinde. Okey. Yani bu olay şunu gösteriyor. Yerden göğe kadar o kral haklı. Yerden göğe kadar bizler bir zavallıyız. Tamam mı? O yüzden de bizlerin sistem hakkı yok. Bir daha da Allah öyle bir şeye düşürmesin. Ve
Yorumlarda bir daha ileriki videolarda Allah'a ne zaman gelecek olan dürzüler, mallar, kazmalar varsa onlara da buradan şimdiden söylüyorum. Yani okey. Bir daha böyle salak salak yorum yapmayın, direkt kovarım baba. Sizin gibi salaklar zaten sizin bir etkiniz yok amına koyayım ya. Kim ne yazmış benim umurumda değil de. Benim günlük yaşadığım olaylardan dolayı mesela burama gelmiş birikmişlik var. Hani yeryüzüne ne kadar sorun varsa hepsini yaşamışım ya baba. Buraya kadar gitmiş ya. He, o yüzden de en ufak bir şeyde artık ekstra gelince tıkanıp patlama yaşıyorum, anladın mı? He, olay o. Ne? Vay kral vay. Anlattığın bilgi lan abi, bu adam gibi bir adam bir daha harbiden dünyaya gelmez. Lan şu anki nesil var ya, dünyanın en şanslı nesil lan. Namusuma dinime. Vay vay. En kral din adamlarının bile keşfetmediği sırları keşfediyor ve hepsini size dile getiriyor. Hepsini size anlatıyor. Dünyanın en şanslı insanlarısınız oğlum. Ne diyeyim size? Valla değer bilin. Ne? Ertesi gün bir kaza yaptım abi. Abi durduk yere ya, durduk yere. Lan tutan fren tutmaz oldu. Dönen direksiyon dönmez oldu. Direksiyon böyle kilitlendi, tamam mı? Bildiğin direksiyon ha. Bildiğin yani böyle dönen direksiyon kilitlendi. Frene bastım. Fren de tutmadı. Gittim böyle pat diye bir adama normal bir şekilde çarptım. Ananı bacını sikim, şok oldum ya. Lan dedim baba, eğer o yardım etmese fren tutan fren de tutmaz. Dönen direksiyon da durmaz. Lan arabada her şey olur ya. Uçurumdan direktman aşağı gidersin ya. Bitti, bu kadar basit ya. Hani mesela böyle rampadan aşağı iniyorsun ya, aşağısı uçurum, sen dönüyorsun ya, frene basıyorsun diye kontrol sende zaten değil abi, değil değil, hiçbir şeyin kontrolü sende değil. Ne kontrolü baba, hayırdır ya. Bütün kontroller onun elinde baba. O yüzden de bizler her şeye rağmen, tüm sorunlara rağmen, tüm dertlere rağmen ona ne kadar teşekkür etsek, ona ne kadar değerini bilsek, ona ne kadar kulluk etsek harbiden daha güzel. Ben hepinizin huzurunda şunu söylüyorum. Baba, 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 affet bizi baba. Kralım affet bizi. Vallahi billahi tamam, haklıyız. Yani sitem etmek haklıyız ama yani bilmiyorum abi ya. Yine de senin affına sığınıyoruz ya. Vallahi billahi ya. Ama sen de ne olursun, buradan sana sesleniyorum. Bak bu kadar insanın huzurunda. Yani bize yardım et be baba. Gerçekten çok kötü bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten çok kötü bir zamana denk geldik. İnsanların o çelikte zirve yaptığı bir döneme denk geldik. Kurban olayım, bize yardım et ya. Başka da bir şey demiyorum ya. Vallahi billahi. Çünkü sen yardım etmezsen biz bu naletlerle dolu bir dünyada vallahi bir saniye bile kalamayız. Eğer kalıyorsa tamam mı? Eğer kalıyorsa o da tamamen senin sayende. Ama lütfen ve lütfen yardımını üzerimizden esirgeme ve bir saat ise, bir saat ise, ha bak saniye bile değil, bir dakika bile değil, bir saat ise değil, saniye bile değil, bir saat ise bile bizi kendi halimize bırakma ve yardımsız ve sensiz bırakma. Okey baba. Bir ara kendi kendime düşündüm lan, dedim bundan sonra Allah yokmuş gibi tövbe aşağı davranacağım. Abi 2-3 saniye sürmedi, 2-3 saniye sonra böyle mala döndüm. Yok baba, yok yok, düşününce bile insan mala dönüyorum ya. Yokmuş diyorum ya. Yokmuş gibi davranmak bile insanı amına koymak insanı harbiden bitirir ya. Canımsınız, buradan o kardeşlerimize de, deist ateist kardeşlerimize de sesleniyorum. Böyle şeylere saplı kalmayın. Saplanmayın böyle boş şeylere. Canımsınız, Allah'ın varlığı her türlü ortada, tamam mı? Hiçbir şey kendinden olmazken, tamam mı? Yani onu anlatmama bile gerek yok. Ama dinler olmazken, tamam mı? Yani onu anlatmama bile gerek yok. Ha, Muhammed Ali'nin geçen de bir videosunu izledim. Diyor ki elinizdeki şu tuttuğunuz su bardağı nereden geldi? Mutlaka biri yaptı değil mi? Biri yaptı, biri getirdi. Üstünüzdeki elbise diyor kendinden mi oldu, olmadı değil mi? O zaman baba bu ay, bu güneş buraya kendinden nasıl gider ya? Yani bu kadar basit şeyler bile kendiliğinden olmazken, bu kadar önemli şeyler, imkansız şeyler nasıl olabilir kendi kendine ya? Ha, beyin denen bir şey var canımsınız ya. Buradan tüm ateist ve deist kardeşlerimize sesleniyorum. Mallıkta ısrar etmenin gereği yok. Canımsınız böyle boş şeylere sapılı kalmayın. Saplantılı, sapılı her neyse işte. Bataklığa sapılı kalmayın. Okey. Beyin denen bir şey var, onu değerlendirelim. Tamam. Tekrar tekrar söylüyorum. Haklı taraflarınız var. Çünkü çok kötü bir dönemde yaşıyoruz ama yapacak bir şey yok. Yine ona sığınacağız. Çünkü bizleri, tamam bizleri yaşadığımız bu hayatta, bu dertlerde, bu sorunlardan kurtarabilecek yegane kişi sadece ve sadece odur. Onun dışında abi bize yardım edecek hiç kimse yok ya. Zaten kimsenin kimseye yardım ettiği yok ya. Abi insanlara işin düşüyor. Parasıyla eleman bulamıyorsun. Parasıyla bulamıyorsun. Nerede bir OÇ var böyle göt tavan yapmış, tamam mı? Lafa da geldi mi hepsi Amerika hayalleri, hepsi Avrupa hayalleri, hepsi astronot amına koyayım. Uzaya uçuyorlar amına koyayım. Fırsat verirse şöyle yaparlar, böyle hiçbir cacık da yapacağınız yok. Hepiniz de malında malısınız. Aman oğlumun salakları size. O yüzden de baba tamam mı? Bu kadar salakın bile, tamam bu kadar salakın bile parasıyla bile yardım alamıyorsan, Allah baba sana bedavaya istemediğin kadar yardım ediyorsa, feriştahının bile edemeyeceği yardımları bedavaya veriyorsa, lan baba biz o kralına kadar minnet etsek, ne kadar şükretsek azdır ya. Hepinizin huzurunda söylüyorum, kral kral.
Sana ne kadar şükretsem azdır. Ben sana şunu söylüyorum. Tamam bak, duanın kralı. Yarattığın her şey var ya, yarattığın her şey. Bu dünya, öbür taraf, okyanuslar, denizler falan filan, sonsuz gezegenler. Hepsi kadar sana şükürler olsun. Ve hepsi kadar da senden tövbe ve af diliyoruz. Sen tövbeleri en çok kabul buyuransın ve kullarını acıyıp merhamet edip affedensin. O yüzden de babacığım sana sığınıyoruz, sana inanıyoruz, sana güveniyoruz. Ve ömrümüzün bundan sonraki kısmında da lütfen ve lütfen bir saat ise bile bizi yalnız bırakma. Bir saat ise. Çünkü yaşadığımız hayat gerçekten çok zor, tamam mı? Gerçekten de dünya bir batahaneye dönmüş durumda. Bu yüzden de babacığım senden ricamız, senden dileğimiz bizleri bir saat ise bile sensiz ve yardımsız bırakma. Amin. Ay ay. Lan baba, Allah'a diss attım ya. Bunalıma girmiştim. Şeklim şemalim bile değişmişti. Bak tövbe ettim. Namusuma değil mi? Yüzümüze nur geldi. Kendimize geldik ya. Vallahi billahi diyorum ya. Allah dilerse insanı aynı gün şeklini değiştirir. İsterse aynı gün seni çok kötü halde sokar. İsterse sana aynı günde yakışıklı verir vesaire vesaire. Hepsi ondan, hepsi. Tamamıyla her şey ondan ya. Bitti, bize ait hiçbir şey yok fena. Biz bu dünyada bir malız amına koyayım. Yani bu yaprak var ya arkamızda. Bu yapraktan farkımız yok. Yani bu. Tamamıyla bu. Başka hiçbir şey yok. Hani yok iyiyiz falan filan diye kendimize, yok abi, o da Allah'tan, her şey Allah'tan. O olmasa biz iyi de olamayız, o olmasa bizden hiçbir şey yapamaz abi. O yüzden de her şey ondan baba, her şey ondan. Verdiğimiz, aldığımız nefesi bile geri veriyor bak. Anladın mı, hani arıyorsun ya, hadi verme de göreyim ben seni. Verme de göreyim ben seni ey insan, hadi verme. Vermek zorundasın. Demek ki neymiş, bize ait hiçbir şey yokmuş. Okey. O yüzden de her şeyin sahibine ne kadar teşekkür etsek azdır. Dediğim gibi ona inanıyor, ona güveniyor ve ona sığınıyoruz ve ondan lütfen, lütfen, lütfen ekstra yardım istiyoruz. Gerçekten yetmiyor. Vallahi billahi yetmiyor. İnşallah dualarımızı kabul eder, bizleri kırmaz. Ömrümüzün bundan sonraki günlerinde, tamam mı, o çelerle dolmuş olan bu batakhane dünyada bizlere yardım eder, bizleri yalnız bırakmaz. Ya çok bir şey istemiyoruz ya. Ben en çok üzen o. Ben en çok üzen o. Çok bir şey istemiyorum abi ya. Yani bir de şöyle bir şey söyleyeyim, tamam mı? Hani senin eşine gelmemdeki bak bilgelikle normal bir insan arasındaki farkı söyleyeyim. Şimdi bilgelik nasıl bir şey biliyor musun? Normal bir insan, tamam, normal bir insan. Yani sıradan bir insansan mesela, dışarıdan örnek görüyorum, bir yerde mesela bir mermi sıkıldı, çatışma falan filan işte, her neyse, maganda kurşunu falan sana doğru kurşun geliyor ya, sen o kurşunu görmüyorsun, hani malsın mesela, tamam, ya da sıradan bir insansın, o kurşunu görmüyorsun ama görmemene rağmen ne oluyor biliyor musun, o kurşun senin üstüne geliyor ya, Allah baba yukarıdan devreye giriyor, sen elinde bir işte telefon var veyahut da işte tesbih var veyahut da anahtarlık var, o yere düşüyor ya, sen eğilip onu alıyorsun ya, o esnada mermi yukarıdan boşa giriyor. Allah seni bu kadar ki koruyor. Ama bilgeyse ne oluyor biliyor musun? Senin o görmediğin bir mermiyi, tamam, o görmediği mermiyi Allahu Teala bilge bir insana gösteriyor. Yani sen onu görüyorsun. Diğer insanla farklı olduğun için merminin geldiğini görüyorsun, tamam mı? Yani düşünsene, ekstra bir şeye sahipsin, avantaja, yeteneğe sahipsin ama ne yapıyor biliyor musun? Ona göre de senin imkanlarını kısıtlıyor. O adam yere eğildi ya, farkında olmadan mermi üstüne geçti ya, senin ne yapıyor biliyor musun? Mermiyi görmene rağmen sen ne yapıyorsun? Elini kolunu resmen bağlıyor, böyle kalıyorsun. O mermi senin üstüne geliyor, seni delik deşik ediyor. İşte bilgelik bu kadar zor. Bilgeliğin yükü bu kadar ki zor. O yüzden de babacığım bana hak verin. Ben haklıyım ama sizler o şanslı karakter şeyi arkadaş var ya, hani gelmedi, geldiğini görmeyip de Allahu Teala mesela yere şey yapıyor, üstünden boşa gidiyor ya. Ha, sizler birer o şanslı insanlardansınız diyeyim ya. O kadar söyleyeyim size. O yüzden de baba sizlerin, tamam mı? O yüzden de baba sizlerin sitem, isyan falan filan öyle bir şeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Canımsınız baba. Değerini bilin. Yerden göğe kadar şükredin. Hani benim kadar yükünüz olsa ayrı mesele de, baba siz dünyanın dediğim gibi en bağlı insanlarısınız ya. O kadarını söyleyeyim. O yüzden de değerini bilin. Hem Allah'ın değerini bilin hem de sizlere bu güzellikleri, bu güzel haberleri, bu güzel gelişmeleri, bu güzel bilgileri veren bu kralın değerini bilin. Okey? Başka da diyeceğim yok. Zaten gerekli her şeyi söyledim. A'dan Z'ye bütün bilgileri sizlere verdim. Ve ekstradan da sizlere şunu söyleyeyim. Tamam mı? Ekstradan. Kimin kalbinin ne kadar temiz olduğunu hiç kimse bilemez. Kimin ne kadar iyi bir insan olduğunu hiç kimse bilemez. Mesela belki bu videolarımı izleyen aslanların içinde, tamam mı, benden daha temiz kalpli, benden daha mesela örnek veriyorum adam gibi adam illaki de vardır. Hiç ummadığım bir insanın, tamam mı, mesela örnek veriyorum, o kendini normal bir insan ediyor ama Allah katında o adam herkesten daha değerlidir. O yüzden de kimin kalbinin ne kadar temiz olduğunu, kimin ne kadar değerli olduğunu, kimin ne kadar Allah'a yakın olduğunu, kimin ne kadar duasını kabul, biz bilemeyiz. Bundan dolayı da
bütün takipçilerimden dua bekliyorum. Çünkü ben gerçekten abi ihtiyacım var baba. Harbiden ihtiyacım var. Bu aralar çok boktan günler geçiriyorum. Ufacık bir huzur istiyorum. Küçücük bir huzur. İnşallah o da olur be. Sizlere dualar sayesinde belki de olur baba. Olursa güzel olur. Pozitif oluruz. Mutlu oluruz. Bak bugünkü gibi güzel güzel videolar çekeriz vesaire vesaire. Ama olmayınca abi bitiyor aynı insan. Çünkü haklıyız baba. İnsanız da zayıfız, anladın mı? Ne kadar bilge de olsan abi buraya kadar gelmiş ya baba. Bitiyorsun abi. Ya. Tam böyle tükenmenin eşiğindesin. Ya. Okey. Valla baba diyeceklerim bu kadar. Dualarınızı da bu kral abinizi unutmayın. Allah'a emanet olun. Başka bir şekilde görüşmek üzere.